Jordan merhaba. Sevgili dostlar, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu bugün Atatürk Meydanı'nda bir araya geldiler. Bütün yönetim ve birçok halk Erzincan İliç'teki yaşanan facianın protesto edildi bu facia. Aynı zamanda Dikili, Çukurova'nın Nebiler, Ovacık bölgesinde maden çalışmalarıyla ilgili yapılan çalışmaların da bir an evvel iptal edilmesi istendi. Buradaki tahribatla ilgili yöre insanı ve doğa canlısını ilgilendiren 300 sayfalık rapor hazırlamıştı. Türkiye Çevre Hukuku Çukurova'da önemli bir sınav veriyor. Bu kararlar karşısında Çukurova madeni kapatılmazsa çevre hukukunun hiçbir güvencesi kalmamış olacak. Kısacası Ovacık ve Çukurova'nın altın madenleri derhal kapatılmalıdır. Madenler kapatılsın, sorumlular yargılansın. Madenler kapatılsın, sorumlular yargılansın. Demokrasi platformu olarak bu yağma durdurulmalı, fay hattı üzerinde bulunan Anagold şirketine ait bu maden kapatılmalı, siyanürle altın araması yasaklanmalı, ihbali bulunanlar ve maden aramasına izin verenler bir an önce yargılanmalıdır. Sorumlu olanlar cezalandırılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan doğaya, çevreye, insana zarar verecek olan torba yasağı derhal geri çekilmelidir diyoruz. Başta Erzincan İliç olmak üzere Soma, Ermenek, Amasra, Şırnak ve adını sayamadığımız birçok alanda iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçileri ve depremlerde ihmal sonucu kaybettiğimiz kardeşlerimizi, canlarımızı saygıyla anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Her doğa, çevre katliamında, her işçi cinayetinde kader, fıtrat, takdiri ilahi, kader planı diyerek ihballerini örtmek isteyen bu kara, kokuşmuş düzeni göndermek bizlerin elindedir. Birleşmiş, örgütlü bir halkın karşısında hiçbir güç duramaz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Suyuma, havama, toprağıma dokunma. Suyuma, havama, toprağıma dokunma. Suyuma, havama, toprağıma dokunma. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Teşekkür ederim. Sona ermiştir. Teşekkür ederim. Erzincan İliç'te maden kazası göz göre göre geldi. Daha önceden Jeoloji Mühendisler Odası, Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği defalarca uyarmalarına rağmen, buradaki raporlara, kamuoyuna açıklamalarına rağmen gerekli tedbirler alınmadı ve 9 tane işçi arkadaşımızın akıbetini hala şu ana kadar, bugüne kadar öğrenmiş değiliz. Yüz binlerce toprağın altında kaldığı söyleniyor. Bu toprağı kaldırmak için 400 bin adet kamyonun gerekli olduğunu Enerji Bakanı'nın kendisi açıkladı. Demek ki nasıl bir köye felaketle karşı karşıya olduğumuzu halkımız bilmesi gerekiyor. Yanı başımızda Çukurova'da, Ovacık'ta yine siyanürlü altın madeni aranıyor. Siyanürlü aramanın dünya çapında tehlikeli olduğunu halk bilim uzmanları, halk sağlığı uzmanları defalarca söylüyorlar. Bir an önce siyanürlü altın arama madenine son verilmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan ve uluslararası tekerlere, yerli işbirlikçilerine yeni maden alanlarını açacak olan yasanın da bir an önce geri çekilmesi gerektiğini söylüyoruz. Teşekkür ederim. Yanında olan olayları şiddetle kınıyorum. Emperyalizmin ülkemizin yeraltı, yerüstü kaynaklarını mahveden etmektedir. Emperyalizme çanak tutan yerli işbirlikçileri naletle kınıyorum. Ülkemizde 21 maden emperyalist devletler tarafından çıkarılmaktadır. Gelmiş geçmiş hükümetlerin tamamı bunlardan yana olmuştur. Ve halen devam ediyorlar.
Bu halk bir gün uyanacak, bir gün bunlardan hesap soracaktır. Bu ülke bizim, yeraltıyla, yerüstüyle bizim. Ancak halkımızı ucuz şeylerle kandırarak sessiz bırakıyorlar. Ama unutulmasın ki bir gün bu halk nasıl ki İstiklal Savaşı'nda bir araya gelip ayaklandıysa, emperyalistleri kovduysa, bir gün muhakkak halklar bu emperyalist güçleri bu ülkeden kovacaktır. Katılan herkese teşekkür ediyorum.